nerededir bu Gökhan? Hanım, sen bilir misin, nerede bu Gökhan? Bana bir şey söylemedi bey. Adam olmayacak bu it. Kaç kere tembih ettim onu. Akşam yemeğini herkes evde olacak dedim ama dinleyen kim? Bu adam beni katil edecek sonunda. İnanın elimden bir kaza çıkacak. Ben yapacağımı bilirim. Buna iyi bir sopa çekeceğim. Yeter artık, yeter be! Ben odunla mı uğraşacağım yoksa kendi işimle mi meşgul olacağım? Of be! Canım babacığım, sinirlenmeyin. İştahınız kaçacak. Ya tansiyonunuz yükselirse, biz ne yaparız sonra? Uy, kurban olayım o dillerine! Eferin benim hakikatli oğlum! Yani sen de olmasan, bizim halimiz duman! Yani hanım, tam istediğim gibi bir evlat oldu bu, bilsin! Terbiyeli, laf dinleyen, sözden anlayan, ama ağabeyim! Onun yaptıkları, ettikleri aklıma geldi mi böyle zihnimi oynatırsan bir şeyler olay! Sinirlenmeyin lütfen babacığım! Uy, benim hamsi gözlüm! Şu okulunu bir an önce bitirsen de beni de bir rahat ettirsen! Siz hiç merak etmeyin babacığım! Sizleri bu yaştan sonra rahat ettirmek benim vazifem, görevim! Uy, aferin benim akıllı oğlum! Bey, Gökhan da bizim oğlumuz, o da bizim canımız! Ona karşı biraz haksızlık ediyorsun gibi geliyor bana, ha? Peki, onun yaptığı ne ki? Bizi böyle masa başında bekletmeye hakkın var mıdır onu? Zaten onu sen şımarttın, bu hale gelmesine sen sebep oldun! Şimdi kim bilir nereye dur? Kim bilir hangi finfin finfonların peşine dur? Ben deli değilim, deli diyorlar. Seni çok sevdiğimi bilmiyorlar. Mecnun etti, aşkın düşürdü çöle. Şu kara yazımı silemiyorlar. Mecnun etti, aşkın düşürdü çöle. Şu kara yazımı silemiyorlar. Feryat ettim, şu yer şu gök inledi. Beni dağlar, taşlar, yollar dinledi. Mutluluğum senin aşkında gizli. Aşkıma tek derman sende değerli. Mutluluğum senin aşkında gizli. Aşkıma tek derman sende değerli. Aşkıma tek derman sende değerli. Seni işe aldım. İnşallah müşteri de seni tutar. Sağ olun efendim. Kısmetse zamanla büyük bir gazinonun büyük bir şarkıcısı olursun. Büyük bir gazinoda okumak benim için hayal efendim. Neden oğlum? Bir mani mi var? Evet. Babam. Babam, babam, babam! Başka laf bilmiyor musun Allah aşkına sen? Bu yaştan sonra insan babasından bu kadar korkar mı? Sen babamı tanımaz. Nasıl bir insan olduğunu bilmez. Sen de benim babamı tanımazsın. Aramızdaki ilişkiyi öğrenince seni sağ bırakacağını pek sanmam. Bu iş artık çok uzadı Gökhan. Haklısınız sevgilim. Bu işi en kısa zamanda çözümleyeceğim. Eğer beni seviyorsan biraz daha sabret. Seni seviyorum, hem de çok. Ben de seni seviyorum. Buyur. Sağ ol hanım. Sen de. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Merhaba baba. Biraz geciktim. Ha biraz değil, çok geç kaldın. Bu evde bir adet vardır. Herkes birden sofraya oturur, hep beraber kalkılır. Geç kalan da aç kalır, anlaşıldı mı? Hı? Anlaşıldı baba. Anlaşıldı babaymış. Bu çocuk çıldırtacak. Sinirlenmeyin babacığım, tansiyonunuz yükselecek sonra. Abi, lütfen babamın prensiplerine saygılı ol! Bizim için çalışan babamızı üzmeye hakkın yok senin! Sen karışma bakayım, babanla abinin arasına girme! Temel doğru söyleyin! Zaten bu evde beni düşünen yalnız o! Evet. Adam olacak çocuk pokundan belli olur diyenleri yanlış dememişler! Temel adam olacak, büyük adam! Sen de it olacaksın! Ha bugün fabrikaya neye gelmiyordun? Sevmiyorum baba.
Hoşlanmıyorum orada. Uy, tövbe de be, tövbe de! Bunca sene emek verdiğin baba mesleğini nasıl sevmezsin? Nasıl hoşlanmazsın? Mesleğinize bir şey dediğim yok baba. Sadece ben sevmiyorum o kadar. Zorla da sevmem. Nasıl sevmesin be? Senin elektrik mühendisi olmanı boşuna mı istedim? Sen elektrik mühendisi olacaksın ki mallar daha çabuk çıksın. Kardeşin kimya mühendisi olacak ki mallar böyle iyi kaynasın hepten. Öyle değil mi Temel? Öyledir efendim. Haklısınız babacığım. Yoksa sen de mi sevmezsin ha? Ben yani şişeleri sevmeyeceğim. Bu ne demek babacığım? Bayılırım o şişe. O şişeleri gördüğüm zaman mest oluyorum babacığım. Ah o şişeler lingo 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 şişeler. Ah yüreğime salıncaklar kuruyor o şişeler babacığım. Aferin benim akıllı evladım. Senin namussuz yağcı. Gördün mü? Kardeşinden biraz ibret al. Al ki adam olasın. O benim hamsi gözlü yavrum. Çalışmaların yolunda gider. Çok iyi, çok iyi gidiyor babacığım. Görmek ister misiniz? Elbette isterim evladım. Buyurun. Sen de gel. Gel de kardeşinin çalışmalarıyla iftihar et. Ben odama gidip dinlenmek istiyorum. Sana gel dedim, geleceksin. Yürü! Sana yıldırdım, geleceksin, yürü! Evet, buyurun! Babacığım, şimdi size yeni formülüm hakkında bilgi vereceğim. Evet, paras. Şimdi şöyle anlat, buyurun. Evet. Bu formülde gördüğünüz gibi, gliserin nitrik asitli ortamda trinitrogliserin olur. Evet, öyle olur. Trinitrogliserin, büyük fabrikamızın imal ettiği gazozla karıştırıldığında ortaya yepyeni bir meyve suyu çıkacaktır. Bu meyve suyu meşruba sanayi kurulduğundan bu yana elde edilen en büyük buluş olup anne sütüne eşdeğerlidir. Gerektiği hallerde anne sütü yerine kullanılabilecek ve çocukların daha sıhhatli, daha sağlıklı büyümelerini sağlayacaktır. Böylece satışlar hızla artıp kar oranımız büyüyecek, maliyetler ise aksine hızla düşecektir. Aslan evladım benim. Ha gördün mü bak kardeşin neler teyi? Senelerdir bunları dinliyoruz baba. Hep aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyleri söylemiş. Öferin benim aslan oğluma! Öferin aslan oğluma! Öferin sana! Seninle ne kadar iftihar etsem azdır! Seveceğiniz babacığım! Öyle. Size layık bir evlat olmak için çalışıyorum ve çalışacağım da! Çalış, gene de çalış! Sen de çalışma! Aylak aylak orada burada dolaş, dur da! Durmadan kafanı karıştır! Yalnız... Söyle! Bu icat için biraz para ihtiyacım var babacığım! Tabii evladım, paranın lafı mı olur? Al, ne kadar lazımsa al, üstünü paha ver, ver üstünü paha. Babacığım, bu sizin, gerisi de benim. Bunu da al evladım, lazım olursa. Al, hadi biz şimdi seni yalnız bırakalım da çalışsın, işine bak. Uy, prosofor babanın prosofor evladı. Baba? Ne var? Daha bizim haftalığın yarısını bile vermediniz babacığım. Yok işte, göreysin. Metrelik bile kalmadı. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk Mudur Bey. Mudur Bey ne oldu? Benim siparişim geldi mi? Geldi efendim. Nereye dur? İşte beyefendi. İyi dur. Anahtarı nereye dur? Ver. Buyurun. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Malum haliniz fabrikamızın kimya ve elektrik mühendisleri yurt dışına gidiyorlar. Bir kimya bir de elektrik mühendisi almalı. Uy, benim evlatlarım ne güne duray? Bir tanesi elektrik mühendisi olacak, bir tanesi de kimya mühendisi. Ne kaldı şurada okulun bitmesine? 2 sene kaldı. 2 sene hemen geçer. Ama beyefendi bizim 2 sene sabredecek halimiz yok. Neden yokmuş canım? Ne demişler? Sabreden demiş, muradına erermiş. O kadar. Bir daha da bana mühendis lafı etme istemiyorum. Beyefendi müsaade edin ben de fikrimi söyleyeyim. Etmeyin. Yeter! Sabah sabah kafamı şişirme benim, Mudur Bey! Çok konuşarsın canım! O raporu da yırt, at, bitsin! Yırtmam, saklarım efendim! Ne ya, ne inatçı adamsın sen Mudur, yırt dedim sana! Ben saklarım efendim! Peki, sakla, ne halt edersiniz, beni kaçtır! Temel Bey gelmiş, aşağıdaymış efendim! Temelim mi gelmiş benim, kurban olayım ona, gelirim, gelirim! Sen de o raporu yırtma, sakla, değil mi? Bu olanlar yakacak bu adamın canını, Evet,
Buyurun. Bu makinede ne tip yağ kullanıyorsunuz Mustafa Şöy? Normal yağ, küçük. Yani normal dediğiniz SOS 400 süper, elektrikli basıncı dayanıklı karbon ve tutuklu yağlardır. Öyle değil mi? Böylece makine daha uzun ömürlü olur ve arıza yapmaz. Bu yağlar aslında biraz koku yaparsa da... Aferin benim aslan evladım! Siz mi dediniz babacığım? Aferin koçum benim, senin neyin sağlık ediyorum! Yakında bu yağ illetinden inşallah kurtulacağız babacığım. Bugün kimya mühendisiyle arkadaşına randevum var. Böyle yağsız susuz çalışan bir motor üzerinde çalışmalar yapacağız. Şayet başarılı olursak bu yağ parasından da kurtulmuş olacağız babacığım. İnşallah evladım! Babacığım ben... Ne var? Benim hiç param kalmadı da. O da ne demek? Benim prosofor evladım, parasız gelmemiş. Evet, yani. Oh, işte o. Bir dakika babacığım, sen zahmet etme, ben sayarım onları. Şimdi aralarında ben bütün müsera babacığım, bozuklarda idare ederim. Gerekirse arkadaşlar, iyi bir yerde yemek yok. Tabii gayet tabii, çok teşekkür ederim. Ben fazla geç kalmayayım babacığım, sen de sağlık. Temel! Gel buraya, gel. Ya arabanı beğendin mi? Benim arabam mı? Öyle ya, bu araba sanadır, sana. Bu araba benim mi? Doldur babam. Böyle büyük adamlar dolmuşa bindir. Dolmuşa binmez, evet. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Tavuk esir gelmez. Al bu da anahtarı, sen de dursun. Anahtarı ben de dur, elini öpeyim. Aslan babacığım benim, ağız mı aldım şimdilik? Prosofor babanın, prosofor evladım. Uy! Dur sevgilim, gitme hemen, düşmeyiz bak. Sonra dinden dur. Biraz sussan, ağlamasan, gelip boynuma sarılsan, her şeyi bir bir anlatsan. Kraliçem, biraz geç kaldım galiba. Biraz daha gelmeseydin beni hiç göremeyecektin. Ağzından yer alsın. Seni eğlenmeye götürüyorum bu gece ya. Nereye? Hadi. Fazla soru sorma. Kalma elin sözlerine, yıllarca hep seni sevdim. Kalma elin sözlerine, yıllarca hep seni sevdim. Senden başka sevmem dedim, dur. Ben de yanımda geleyim, sen efendi, ben köleyim. Sen iste hemen öleyim, sen iste hemen öleyim. Yandın abi. Artık kuyruğun elimde. Neler oluyor Temel, hiçbir şey anlamadım. Çok basit sevgilim. Abimi yakaladım da. Hani nerede? İçeri gitti. Biraz evvel şarkı söyleyen var ya, o benim abim de. Ya, ya. Çok sevindim. Ne kadar da güzel sesi vardı. Güzeldir. Hem de çok güzel. Ama bundan sonra daha da güzel olacak. Dur. Dur. Çık 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 çık. Harikaydın Gökhan. Bugün yeniden aşık oldum sana. Ama bu sevgi, bu mutluluk korkutuyor beni. Neden korkuyorsun? Babamdan. Biraz sabret. Elime biraz para geçsin, o zaman her şey düzelecek sevgilim. Ya bu arada babam beni bir başkasına verirse? Hayır, seni kimseye veremezler. Sen benimsin. Biz çalışalım, didinelim. Çocuklarımız okusun, adam olsun diye.
Gökhan Efendi gecenin bu saatlerine kadar orada burada hayta gibi sürtsün. Ama kabahat onda değil, ben de. Bir baba çocuğuna böyle yüz verirse gelir tepesine sıçar. Neredesin la? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Biliyorum baba. 11. Bak, bir de bana saat öğreti. 11'miş. Nerede kaldın dedim sana? Biraz işlerim vardı baba. İşleri varmış. Fanfinfon işleri mi bu işler? Evet babacığım. Sevgili abimin fanfinfon işleri. Bak, şu kardeşinden ibret al. Evet. Senin yarın kadar adam ama başını kitaplardan kaldırma. Hamsi gözlüm. Sense orada burada sürtüp duraysın. Bu sana son ihtar. Bir daha eve geç gelirsen kendini sokakta bulursun. Bilmiş ol. Tamam mı? Bana bak ulan! Ay, bir daha babama benim için bir şey söylersen parçalarım seni ha! Sinirlenme abicim, bilirim parçalarsın! Aynen bu gece sahnede etrafı parçaladığın gibi! Ne? Yoksa... Evet, bu gece seni seyrettim! Bir harikaydın, şahaneydin! Muah! Şarkın da çok güzeldi ha! Durdum çiki 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 çiki. Durdum çiki 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 çiki. Bak babama bahsetme, ne istersen yaparım! Yeter ki duymasın! O benim bilişim iş. Belki bakarsın, ağzımdan kaçırıveririm. İşte o zaman öldürürüm seni. Ne oluyor da be, ne bu şurultu? Hiç baba. Sen sus be, sana sormadık. Ne ola evladım, seni rahatsız mı edeyim? Yok babacığım, yok. Kardeş, özel bir mesele konuşuyorduk. Sen oha uyma evladım benim. Hadi sen derslerine çalış, hemsi gözlü yavrum. Emredersiniz babacığım. Hadi sen de kardeşini fazla meşgul etme! Doğru odana çek! Dur, dım çıkı dım çıkı 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 dım çıkı 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 çıkı. Neden böyle durgunsun? Kardeşim beni sahnede şarkı söylerken görmüş. Şantaj yapıyor. Babama söylerim diyor. Eğer babam bir gazinoda şarkı söylediğimi duyarsa öldürür beni. Ya bir gün ben de yakalanırsam? Bıktım artık böyle kaçak buluşmalardan Gökhan, canıma tak etti. Ya beni hemen istetirsin ya da bir daha yüzümü göremezsin. Eğer en kısa zamanda beni ailemden istemezsen kendimi öldürürüm, bunu bilmiş ol. Bana serseri diyorlar, her şey haktan bilmiyorlar. Bana serseri diyorlar, her şey haktan bilmiyorlar. Yaşantıma gülüyorlar, kaderim ben mi yarattım, bu canı ben mi yarattım? Yaşantıma gülüyorlar, kaderim ben mi yarattım, bu canı ben mi yarattım? Ben yarattım.
Gelen vurdu, geçen vurdu. Gözlerim yaşlarla doldu. Gelen vurdu, geçen vurdu. Gözlerim yaşlarla doldu. Benim dünyam böyle durdu. Eceli ben mi yarattım? Kaderi ben mi yarattım? Benim dünyam böyle durdu. Kaderi ben mi yarattım? Eceli ben mi yarattım? Ben de ben mi yarattım? Korkum kalmadı benim ölümde. Kader ben mi yarattım? Ecel ben mi yarattım? Dertlisin evlat. Seviyorum baba, seviyorum ama kimse anlamıyor beni, anlatamıyor. Anlaşılmayacak ne var ki, aslan gibi delikanlısın. Seviyorsan çal kapıyı iste kızı. Vermediler mi, vur sırtına götür. Haklısın. Geliyorum. Geliyorum canım. Elif. Gökhan. Gökhan ya. Aa, babam burada, annem burada. Babam burada diyorum Gökhan. Tamam, tamam. Babam buradaysa telaşlanmana lüzum yok sevgilim. Zaten ben de onları arıyordum. Babamı mı arıyorsun? Ne yapacaksın babama? Hiç. Babandan seni isteyeceğim. Ne? Anlamadım. Beni mi isteyeceksin? Evet. Ben seninle evlenmek istediğimi babana söyleyeceğim. Şey, Gökhan, yani benimle evlenmek mi istiyorsun? Evet, çünkü seni seviyorum. Ay, ben de seni seviyorum. Eyvah, bayıldı! Elif! Elif, ne oldu sana? Uyan kız, şimdi bayılmanın sırası mıydı ya? Elif! Ne var, ne oldu? Elif, kızım! Kızım! Ne oldu ona? Bayılmış. Ne? Sen kimsin? Sen ne yapıyordun buraya, söyle! Hiç, evleniyorduk ya, birdenbire bayıldı. Anlamadım! Ne evlenmesi be? Telaşlanmayayım beyefendi, pek bir şey yok galiba. Sağ, sus dedim, hemen tez et burasını! Ama inanın ki beyefendiciğim, cidden kızınızı istemeye gelmiştim. Böyle kız mı istemiyor yavrum? Hadi git babanı gönder, ananı gönder! Çık çık buradan, hadi şimdi, yoksa ben bayılacağım, git dedim sana, al! Aman dilesin bayılmayayım beyefendiciğim! Tamam, gidiyorum, hadi gidiyorum beyefendiciğim! Hadi güle güle, hadi güle güle! Kız isteyecek, buna bak! Elif kızım! Cazım bebeği, ah babasının güzel kızı, kendine geldin mi? İyi misin, Elif'im benim! Elif yavrum! Canım benim, o benim güzel kızım! Oo, iyi misin kızım? İyiyim babacığım, merak etmeyin! Şimdi söyle bana, kimdi o denici adam? Benimle gerçekten evlenmek isteyen bir arkadaşım... Ne? Böyle adamla evlenilmez kızım! Deli midir, nedir be? Aa, niçin evlenilmesin babacığım? Vallahi evlenilir, anası da var, babası da! Hem de çok iyi insanlar! Peki nerede bunlar? Niye seni gelip bizden istemediler ha? Şey babacığım, babası çok hasta... Hem siz yokken telefon edip sizi yemeğe davet ettiler. Aa bey, o zaman iş başka. Demek bütün ailenin niyeti ciddi. Çocuğa da çok ayıp oldu doğrusu. Baba hanım, ne bileyim ben işin böyle ciddi olduğunu. O zaman bir iadeyi ziyarette bulunup geçmiş olsun demek lazım. Değil mi kızım? Ah tabii anneciğim. Babasını bir ziyaret etmeniz lazım. Kız haklı bey. Hmm.
Adile Hanım, kapı çalın ay! Bakıyorum! İyi günler, acaba Mahmut Bey evde miydi? Çanısını çalacaktık. Evet, buyurun, evdeler. Ha? Ne o? Kim geldi? Vay Mahmut Bey, selamı abelciğim! Yani gözlerime inanım vardım, sizi böyle ayakta ve sağlıklı görmek bizi çok memnun etti, bilir misin? He? Ne? Kimdi bunlar? Tanımıyorum bey. Demek siz Mahmut Bey'in hanımısınız. Ha. Demin kapıyı açtığınızda sizi hizmetli zannettik biz. İyi günler hanımefendi. Efendim, bizleri tanımazsınız. Evet. Esasen biz de sizi evet tanımayız. Tanışacağız efendim. Hatta akraba bile olacağız. Değil mi bey? Öyle, öyle hanım. Efendim, önce geçmiş olsun. Sonra da kendimi tanıtayım size. Asım kulunuz. Elif'in babasıyım ben. Ben de annesi Müjgan. Ha, memnun oldum, memnun oldum ama bu Elif için ben onu tanımıyorum. Elif benim kızım be. Ha. Yani sizin gelininiz. Gelinim mi? Evet. Sizin gelininiz. Ya ne diyorsunuz siz be siz? Kimin gelininden bahsediyorsunuz? Sizin gelininizden efendim. Gelininiz yani benim kızım. Benim gelinim mi? Evet. Siz oğlunuza bizim kızı istemediniz mi? Yok, aşağı istemedim. Ha? Hayır istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Çiçeğinizi de istemiyorum. Kızınızı da istemiyorum. Hele sizi hiç istemiyorum. Oynatayım. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı oynatayım. Beyefendi, beyefendi. Söndünüz canım biz öyle bir namuslu insanlar. Biz namussuz insanlar mıyız? Defolun. Terbiyesiz. Gökhan! Gökhan! Ulan Gökhan! Gel buraya İtoğlu'yuz. Gel benim sana. Çabuk gel buraya. Sinirlenme bey ne olur. Muhakkak o domuz etmiştir bu haltayı. Değildir bey, onun kabahati yoktur. Ha sen o domuzdan yana mısın yoksa benden de yana mısın? Senden yanayım kocacığım. Gel buraya İtoğlu yiğit! Geldim baba, geldim. Ne oluyor, ne bu gürültü? Daha ne olacak, senin ettiğin pisliği temizleriz. Ha şimdi her iş bitti de evlenmek mi kaldı? Onu da mı biliyordunuz baba? Tabii, ben her şeyi bilirim. Anlat, söyle! Öyleyse söyleyeyim baba. Elif diye bir kızı seviyorum ve evlenmek istiyorum. Uy! Yeter lan bu yaptıkların! Daha sıçtığın bok kurumadı, bir de evlenmeye kalkaysın! Önce kendine bak be! Uy! Ben olmasam halin duman! Fakat baba... Fakatı makatı yok be! Evlenmenin de sırası gelecek. Önce hayatını kurtar, sonra sana benim bulduğum bir kızla seni Elif'le evlendireceğim. Ne yani baba? Evleneceğim kızı da mı yoksa sen seçeceksin? Tabii ya, niye şaştın? Önce ben beğeneceğim, sonra da sen evleneceksin! Yeter baba, her şeyimize karışıyorsun. Okumamıza, seçeceğimiz mesleğe. Ama evlenmemize karışma bari. Kendi istediğimiz, sevdiğimiz kızla evlenmemize müsaade et. Uy, bir defa cevap vereyim. Bu evde ben ne dersem o olur. Önce kızı ben seçeceğim, sonra da sen evleneceksin, işte o kadar! Ne var, ne ağlıyorsun be? Gururumuz, şerefimiz beş paralık oldu. Herif resmen kovdu bizi evinden. Ama kabahat onlarda değil, resmen bizde. Kalktık bir de geçmiş olsun ziyaretine gittik. Ayaklarım kırılaydı da gidemez olsaydım. Sinirlenme bey. Sen karışma hanım. Bana bak, o iş bitti artık. Bir daha o çocuğun adını ağzına almayacaksın. Canıp ayaklarıma kapansalar, binlerce defa da özür dileseler, cenazeyi seni vermeyeceğim ona, o kadar. Elif güzel kızım, ağlama bir tanem. İçimden isyan etmek geliyor. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ya ben? Ölsem daha iyiydi sevgilim. Hele babam beni sana vermeyeceğine yemin edince bir an kendimi öldürmek istedim. Ama başaramadım. Her şey düzelecek sevgilim. Biraz sabret. Bil ki sen ölürsem ben de ölmüşümdür. Hadi kalk şimdi. Üzülmekle elimize bir şey geçmez. Üzülme sen. Hadi gel, ormana doğru yürüyelim. Hadi bari.
Kim o kız? Arkadaşım, futbolculardan birinin sevgilisi. Daldın birden. Yok, sana öyle geldi herhalde. Bir tokat vursana bana. Gökhan, iyi misin? Vur, vur. Bir daha vur. Çıkı dım çıkı ha! Senin şimdi ağzına sıçtım kimya mühendisi! Merhaba mühendis kardeş! Merhaba! Nasılsın bakalım? İyiyim, iyiyim! Görüyorsun ders çalışıyorum, lütfen beni rahatsız etme hadi! Biliyor musun, bugün canım ne istiyor? Şöyle bir top oynamak istiyor seninle! Hadi, bırak da dersi, gel top oynayalım. Hop, 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 top! Hop, deli misin sen be? Babamdan azar mı şimdi mi istiyorsun? Hop, 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 top temelde, temel ilerliyor, hop! Evet, Adem karşısında, Adem'i geçti, piçalım! Hop, Mehmet geldi, ona da piçalım, piçalım da, kaleye giriyor! Şut, gol! Yaşa temel sesleri sahayı inletiyor. Hop, haydi piçalım! 15. dakika! Tekrar temelde! Şut! Abi, yalvarırım, yalvarırım sus! Ne istersen çıkı çıkı bum ha! Babam demesin! Çıkı çıkı çıkı! Lütfen diyorum sana! Çünkü babam biraz çok fena oldu sonra! Lütfen abi! Çıkı çıkı bum! Ne istersen yapacağım! Hey! Ne oluyor? Neydi bu? Hiç, babacığım, kardeşimle kardeş kardeş konuşuyorduk. Öyle değil mi kardeşim? Evet babacığım, kardeş kardeş meselelerimizi hallediyorduk. Çıkı çıkı çıkı! Kardeş kardeş! İyi iyi, eferim! Hep böyle göreyim sizi. Babacığım sizinle bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Ya, ben laboratuvara gidiyorum, yeni deneylerim var. Sen de gel benimle abi, orada otur rahat rahat konuşuruz seninle, öyle değil mi? Hadi, hadi. Yo, benim babamla konuşmak istediklerim var. Gol meselesi, çalım meselesi, top meselesi... Sonra konuşursunuz, babam kaçmıyor ya. Hadi gel sana, yeni makinelerimi göstereyim abicim. Olmaz. Ama dum çıkı çıkı. Gelmezsen pişman olursun, bilmem anlatabiliyor muyum canım. Peki Temel kardeşim, babamla sonra konuşsam da olur. Sen buyur, sen buyur. Yok sen buyur. Abi. Hey Allah'ım, bu çocuklar çıldırtacaklar beni. Eğer senin babama mühendis değil de bir futbolcu olduğunu söylememi istemiyorsan, benim de şartlarımı yerine getireceksin. Söyle, söyle bakalım neymiş şartların? Önce arabanın anahtarlarını bana vereceksin. Hepsi bu kadarsa, kabul. Yoo, daha bitmedi. Şimdi de babamı uyutup makine yapacağım diye aldığın paraların hepsini bana vereceksin. Ya bu kadar da fazla ama. O zaman ben babamla bir konuşayım bakalım. Tamam tamam, o da kabul, o da. Hepsi bu kadar, ha işte. Bir de benim burada çalışmam için babamı ikna edeceksin. Tamam, anlaştık. Şimdi senin paran da kalmamıştır. Al şunu da bir gazete iş bakayım. Abim benim, geberdi abim. Sana burada bir çalışma tezgahı kuracağım, aklım duracak. Hadi sen tezgahı hazırla, ben Elif'le buluşmaya gidiyorum. Nereden çıktı Gökhan? Artık bundan sonra hep bu arabayla gezeceğiz sevgilim. Benim. Ah! Nereden aldın sevgilim? Yoksa... Yok sevgilim, korkma çalmadım. Kardeşimden aldım. Dün gece kardeşimle anlaştık. Bundan sonra hep beraber çalışacağız ve mutlu bir hayat süreceğiz.
musun sevgilim? Çok, çok mutluyum. Ama bu evlenme işi uzadıkça... Biraz daha sabretmeliyim. Her şey düzelecek. Bütün acılarımız bitecek. Ömür boyu mutlu olacağız sevgilim. İnanayım mı Gökhan? Beni seviyorsan inan sevgilim. Makinadaki bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum efendim. Makinanın dişlilerini iyice bir revizyondan geçirmek lazım. Ayrıca SOS 400 volt süper basınca dayanıklı karbonlarla tamamlayıp makinaya koyarken... önce diş yuvalarını iyi temizlemek lazım. Ve de haftada bir sefer makinanın donanımını revizyondan geçirmeli. Eferin çocuklarım, eferin! Sülalemize ve de tam bana layık birer evlat buldunuz. Sayenizde babacığım. Babacığım, müsaadenizle ben kardeşimle gitmek istiyorum. Nereye? Yağsız, elektriksiz çalışan yeni bir makine üzerinde denemeler yapmak istiyoruz da. Yani yağ parasından kurtulacağız, öyle mi? Güzel! Bir eşine rastlarsan dünyada bu makine var mı, beni öldür baba! Hey, bu makineler... Müthiş makineler baba! Yağsız, susuz ve elektriksiz çalışıyor. Huy! O zaman hiç vakit kaybetmeyin daha! Ben de yukarı çıkıp artık gönül rahatlığıyla bir uyuyayım. Hadi size kolay gelsin. Abi, abi! Ne makineler bunlar be? Bizim şey makineler ulan Keriz, uyanmadın mı? Aa, o makineler! Aslan abim benim! Hadi! Zamandır çektiğimiz sıkıntılar artık arkada kaldı. Gökhan da serserliği bıraktı, işine, derslerine, dört elle sarıldı. Oh, artık ölsem de gözüm arkada kalmaz. Allah korusun! Ölümden söz etme! Tabii düzelecekler. Kimin oğulları onlar? Çocukluk devirleri geçti. Sen kendini üzdüğünle kaldın bey. Ben öyle davranmasaydım kolay kolay değişmezlerdi.
Maşallah, ikisi de zehir gibi çalışay. Düşman mısın? Yok. Ha? Hadi gel öyleyse, hadi. Tanrı huzurunda sen benim karımsın artık. Saat 8 oldu. Nerede kaldı bu kız? Yoksa canı o çındığını bilmez burnu büyük sonsuz herifin oğluyla beraber olmasın bu? Yoo, sanmam bey. Bizim kızımız başka kızlara benzemez. O çocukla bir daha beraber olacağını sanmıyorum. Hele bir olsun, cazım çıksın onu çındı ellerimle boğarım. Herif! Neredesin kızım bu saate kadar? Saat 8 oldu, nereyesin sen? Şey, baba, Mine'nin doğum günüydü. Hı? Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Ben sana söylememiş miydim bey? Bizim kızımız başka kızlara benzemez diye. İşte senin tezgahın da hazır abiciğim, bak! Nasıl? Sen antrenman yaparken biz burada elektrik mi çalışacağız yani? Ha, ne kadar cahil kalmışsın be abi! İyi bak şimdi! Bu bir! Bu da iki! İşte burada bunlarla besleme yapacaksın! Bu huriler de beste yaparken sana ilham verecekler! Sonra... Babam bu çalışma düzenini görünce, sevincinden havaya uçacak! Nasıl tamam mı abi ha? Hakikaten sen alim olacak adammışsın be! Alim, alim! Prosofor gibi çocuk oldu maşallah ikisi! Kim efendim? Kim olacak, mis kim benim evlatlarım! Ama ne demişler, sabreden derviş, muradına ermiş! İkisi de makineden anlar hale geldiler maşallah! Şimdi susuz ve yağsız çalışan bir motor üzerinde çalışma yapaylar! Bir de o makinayı icat ederlerse işte o zaman yaşadık Mutlu Bey. Düşünsene, yağsız ve susuz çalışan bir makina. Ay, uy kurban olayım onlara. Böylece yağ parasından da su parasından da kurtulmuş olacağız. Uy benim aslanlarım. Hey, prosofor babanın, prosofor evlatları. Niye bu halin? Neden ağlıyorsun? Nasıl ağlamam Mine? Ağlamalıyım! Hem de çok ağlamalıyım! Ne oldu söylesene, yoksa kötü bir şey mi var? Kötü! Çok kötü şeyler var Mine! Ay meraktan çatlayacağım, söylesene ne oldu? Söylerim ama... Kimseye söylemeyeceğine söz verirsen. Tamam söz! Kimseye söylemem! Ben hamileyim Mine! Ne? Hamile misin? Peki sen niye ağlıyorsun Mine? Nasıl ağlamam Elif? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ben de senin gibiyim, ben de hamileyim. Ne? Sen de mi hamilesin? Evet, ben de hamileyim. Sokrates, Gentile, Rossi, Maradona, Maradona, gol! Gol! Maradona, 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 Gentile, Maradona, gol! Gol, gol! Nasıl, nasıl ha? Her attığım gol, öyle değil mi abi? Atma, atma! Daha çok çalışman lazım yavrum. Maradona, 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 gol, gol, gol! Maradona! Ne oluyor bu zilde ne? Biri geliyor, bir bakayım! Babam, babam, tezgah var! Dur sen çabuk! Çabuk! Kolay gelsin çocuklar! Aa, babam gelmiş! Aferin, ikinize de aferin! Yani ikinizin böyle bir arada mükemmel çalışacağınızı... ...Rüyamda görseydim inanmazdım! Ha bunlar nedir böyle? Şey ya... Bunlar son icadın babacığım! Hava dalgaları ile x 112 metreküp 300'e bölündüğünde... ...çıkan 1.625 metrekare kökünün nasıl çarpıştığını ve...
Maradona, bu çarpışmadan meydana gelen elektrik akımının şiddetini gösteren cihazı takdim etmek istiyorum. Bu cihaz sayesinde elde edeceğimiz elektrik enerjisiyle elektrik parasından da kurtulacağız. Bravo oğlum, bravo! İşte şimdi ailece ihya oluruz demektir. Evet, oluruz babacığım. Ha, ben şimdi fabrikaya gideyim, benim işlerim var. Siz böyle ikiniz beraber çalışın, hadi eyvallah bana. Babacığım... Ne var? Ha, anladım, anladım. Gene paranız yok, değil mi? Hadi. Alın şunu, idare edin şunu, kusurup ağamıyorum. Babacığım, üstü sende kalsın. Teşekkür ederim hadi babacığım. Hadi ben gideyim fabrikaya, gezinmeye. Güle güle. Beklemeye artık tahammülümüz kalmadı. Ya bu işi halledersiniz, ya da sizin için iyi olmaz. Babalarımız hamile olduğumuzu öğrenirse, başınıza gelecekleri siz düşünün. Ve kararınızı ona göre verin. Eyvah, şimdi ayvayı yedik. Ne o? Karadeniz'de gemilerin mi battı be? Dalmış gidiyorsun orada hele. Bu sefer iş mühim oğlum. Söyle abişim derdini, bulalım çaresini. Bizim kızlardan mektup var. İşler çok ciddi. Ayva yedin abi! Senin kız hamile, hamile! Dikkatli oku enayi, ikimizinki de hamile. Ne? Benimki de mi? O zaman ben de ayvayı yedim. Yedik ya. Hadi bul bakalım şimdi çaresini. Buldum. Neymiş? Bir tek çare var. Kendimi intihar ediyorum. Bırak şimdi sululuğu sersem. İşler ciddi. Tabii. Kızları yalnız bırakamayız. Tabii. Yanımıza almamız lazım. Evet. Yoksa halimiz duman. Evet, tabii. Öyleyse... ben gidiyorum abi. Ne oldu anne? Benim gömleğimi ütüledin mi ha? Dur oğlum, dur! Acele etme! Görüyorsun ki abinin pantolonunu ütülüyorum. Allah Allah! Aa, bırak şimdi abimin pantolonunu, benim gömleğimi ütüle! Gömleğimi ütüle, hadi! Hadi! Ay. Ne? Ver! Anne! Ne oldu anne, pantolonum hazır mı? Acele etme oğlum, görüyorsun ki kardeşinin gömleğini ütülüyorum. Olmaz, bırak şimdi onun gömleğini, benim pantolonumu ütüle. Ha? Hadi çabuk ol, benim işim acele. Ne oluyorsun be? Bak babama söylerim vallahi. Çakarım şimdi ha. Durun, kavga etmeyin. İkisini de ütüleyeceğim. Bu deli benim başıma sıçacak. Hadi. Hanım benim kahve ne oldu, kahvem? Ay vallahi bıktım bu evin işinden. Sen kahve istersin, bu gelir gömleğimi ütüler, öteki pantolonumu ütüler, şaşırdım vallahi! Aaa, sıçarım böyle işin içine! 40 yılın başında bir kahve istedik, dürdürdün konuşacaksın! Madem o kadar yorulaysın, bir hizmetçi tut canım! Ne bağırıyorsun öyle? 10 tane elim yok ya, hangi birine yetişeyim? Ha? Biz de ne dedik, bir hizmetçi al dedik! Ha, evet anne, babam haklı. Bu eve bir hizmetçi lazım. Bir değil, iki hizmetçi lazım. Tamam evet, bu eve iki. Sen de yorulmamış olursun iki. Evet, hatta şey... Ah canım evlatlarım benim! Nasıl da analarını düşünürler yavrum? Babam hamile olduğumu duyarsa, beni öldürür vallahi. Aa, sus kız! Ağzından yer alsın be! Sen ölürsen ben ne yaparım sonra? Benim için artık ölmekten başka çare yok. Tamam, kesin ağlamıyor artık. Bu işin çaresini buldum. Çabuk söyle abi, neymiş buldun çare? Gizlice nikahlanacağız. Bundan hiç kimsenin haberi olmayacak. Bu sene okul bitince de düğünümüzü yapacağız. Ben biliyordum bunun zaten alemi olduğunu. Dur çıkar, dur çıkar, dur çıkar, dur çıkar, dur çıkar, dur. Tebrik ederim abiciğim. Tebrikler canım, sağ olun. Yenge, yenge tebrik ederim. Sağ olun. Hadi bakalım, sıra size. Evet, sıra bize. Thank you.
etmek üzere yapmış olduğunuz müracaat incelenmiş olup evlenmenizde bir sakınca bulunmadığı görülmüştür. Belediye reisliği adına sizlerin nikahınızı kıymak üzere burada bulunmaktayız. Tamam memur bey abicim, tamam dedik. Az önce hepsini dinledik. Antrenmana geç kalıyorum da yani ben. Peki, ne yapacağız yani? Yo, orasını ben bilmem ki. Sen daha iyi bilirsin. Yani kısa kesin. Gene çenen düştü geveze herif. Sus da şu iş bir an evvel bitsin. İsmail Hakkı'dan olma, Makbule'den doğma, Mine Cevahir. Bunlara ne lüzum var be Şeker abicim? Kısa kes, aydın havası olsun. Hadi abicim be, hadi. Hadi, hadi ya, ya hadi be. Sussana oğlum. Ay, susu var mı be abicim? Yani, nikahta mıyız, mevlütte mi be? Ah. Allah Allah! Nerede kalmıştık? Ha, belediye reisinin bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan etmek üzere... Ulan söyleyeceğim belediye reisine, sana verdiği yetkilerin geri olsun, tamam mı? O zaman nikahınızı kıyamaz ol inşallah! Oturun lan yere, karışma! Bu adamın kıyma yapacağım, bir daha nikah falan kıyamayacağım! Atar dedim ben sana! Sıçtın ulan nikahın içine, kıyma, kıyma! Tövbe tövbe! Bay Temel Güney'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Edeyim mi? Hı? Uzatma sen de be! Peki peki, ediyorum. Ediyorum efendim. Hadi, hadi. Peki, ya siz Temel Güney? Ulan sen! Mine Esen'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ulan ağzından dil hem neler çıkıyor be! İkide bir beni şaşırtma çocuk! Gerisini biliyoruz, kısa kes, aydın havası olsun, hadi bakalım antrenmana geç geliyorum ya, hadi hadi! Ver bakayım şunu bana, ver, hadi imzala şunu, imzala! Ver bakayım bana! İşte bu kadar! İşimiz gücümüz var ya, hadi eyvallah! Nikah bitti! Ne var bunda kızacak? Oh be, çok şükür bu iş de bitti. Senin sayende bitti abicim vallahi. Allah senden razı olsun, zekanı ayarlayalım. Hadi antrenmana gidiyorum, sonra görüşürüz, hadi eyvallah! Bunlar gidiyor, siz gidiyorsunuz, biz ne yapacağız? Sahi ya! Bunu hiç düşünmemiştik. Peki, bu kızlar nereye gidecek abi? Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Sev! Peki, bizler için her fedakarlığı yapar mısın? Yaparım. Kölem olur musun? Olurum. Oh! Kulum olur musun? Olurum. Peki, hizmetçimiz de olur musunuz? Hizmetçilerin güzelliğine bak. Güzelliklerine bak. Gel, gel bakayım, gel. Sen de gel bakayım yavru kuşum. Senden bu fedakarlığı istememeliydim. Ama çaremiz yoktu. Aa, senin için her şeyi yaparım dememiş miydim? Abi be! Bu hizmetçiler çok hoşuma gitti. Bunlardan birkaç tane daha alsak. Yo. Ben başka hizmetçi istemem. Hayatımdan memnunum. Kızlar! Neredesiniz bakayım? Yo annem, hadi işinizin başına çık. Hadi şu köşedekileri al bakayım, al bakayım şunları, hadi! Çabuk, al onları, hadi! Yaşayın kızlar, sayenizde ev tertemiz oldu. Teşekkür ederiz anneciğim. Gelinlerini nasıl buluyorsun anne? Allah size bağışlasın yavrum. Ben iyi buluyorum da, babanız nasıl bulacak onu merak ediyorum. Babamız iyi bulur, hem de çok iyi bulur. Nasıl bir seferinde 13+1 bulmuştu öyle değil mi abi? Söyle. Soluğu bırak lan. Hadi bakalım, siz dersinizin başına. Biz de biraz temizlik yapalım. Hadi kış. Tamam anne, tamam. Hadi. Hadi. Vekas. Sonra yaparız. Kızlar, ben mutfağa gidiyorum. Siz de işinizi bitirince gelin. Olur. Hadi. Peki anneciğim. Nereyesin hatun? Uy! Bunlar da çık. Bir şey mi istediniz efendim? Yok, bir şey lazım değildir. Hanım! Ula hanım! Nereyorsun? Gelin sular çesildi. Buyur bey! Ha bunlar kim böyle? Yeni hizmetçiler. Hizmetçiler mi? peki neden iki tane bunlar böyle? Biri olmadan diğeri çalışmıyor da... Hem ikisi bir paraya çalışıyorlar. Ha o zaman iyidir. Kızlar, nasılsınız ha?
Teşekkür ederiz efendim. Hey, çalısın, salısın Haydar. Hey kızlar, sevdim, sevimlidir onlar değil mi? peki, nerede yatay bunlar? Yukarıda, çatıda bey. Bizim eşkıyalardan uzak tut, başımıza bir iş açmaz. Sen merak etme bey. Hanım, gel şu sırtımı bir keseleyiver biraz ha. Aman bey. Hadi gel uzak hadi ol, peki, ha. Anladım. Çoktan altı, maradın mı? Maradın mı? Gol! Aslanın formundayım be, formunda! Aynen, bana da evlilik yaradı. Öyle değil mi canım? Öyle ama hiç baş başa kalamıyoruz. Biraz daha sabret, her şey düzelecek. Hey çocuklar! Geliyor. Merhaba çocuklar. Siz ne arıyorsunuz buraya? Temizlik yapıyoruz efendim. Yok, katiyen olmaz. Temizliği çocuklarımın ders çalışmadığı zaman yapın. Tamam mı? Hadi, şimdi dışarı. Baş üstüne. Varsın efendim. Evlatlarım, artık bazı şeyleri bilmenizi isterim. Hayrola baba. Hayır diyelim, hayır olsun. Yalnız fabrikanın durumu hiç de iyi değildir çocuklarım. Borçlarımızı ödeyemez duruma düştük. Tek ümidim Avrupa ile yapacağımız bir ticari anlaşmadadır. Bu yüzden yarın sabah usayla Avrupa'ya gidiyorum. Allah! Tabii babacığım, durdunuz kabahat. Ev, fabrika ve anneniz evvelallah sonra sizlere emanettir. Benim yokluğumu hissettirmeyeceğinize inanıyorum. Siz hiç merak etmeyin babacığım. Ha göreyim sizi evlatlar. Elifciğim, biraz daha şeker koy çocuk. Peki anneciğim. Babamıza çekmiş, o da bizim kızı. Terbiyesizler! Ne işiniz var bakayım şimdi mumu kapatma, hadi! Hadi çıkın, hadi! Erkeklerin mutfağa girmesini hiç sevmem. Vallahi babalar hiç giremezdi. Salim bey, burada yaptığım incelemeler ve temaslar sonucu Allah'ın izniyle içine düştüğümüz zor durumdan kurtulacağız. Ama tabii ki zaman ister. Oğullarım fabrikada her konuda söz sahibidirler ve tam yetkilidirler. Onlar ne derlerse fabrika o şekilde idare edilecektir. Bir dedikleri iki edilmeyecektir. Baki selamlar. Ah Mahmut bey, yandın sen, yandın. Bir hıçkırık tutar gülmek istesem. Çıkmaz olur yolum gitmek istesem. Kaderim bırakmaz ölmek istesem. İşte böylesine çaresizim ben. Yanardağ misali yanıyor gönlüm. Dermansız yarası
Mahmut Bey'e mektup yazacağız kızım. Geç otur bakayım şöyle başla. Şöyle. Muhterem Mahmut Bey. Size bunu bildirmemem lazımdı. Yalnız sadık bir müdürünüz olarak vicdanen bunu bir borç biliyorum. Gerçekleri öğrenmenizi istiyorum. Gazetedeki resme dikkatle bakarsanız kimyager oğlunuzun sazcı, mühendis oğlunuzun da topçu olduğunu göreceksiniz. Hürmetlerimle efendim. Şu benim oda ve drei unge, zwei sie ha, tamam oldu. Danke schön. Yazıklar olsun size be! Topfokratis, icetine ver, icetine! Maradona, Maradona, gol! Gol! Maradona, gol attı! Evet, top şimdi gene trencine de! Rossi kapıyor, Zico! Zico, sonra karşı karşıya, Maradona, gol! Gol! Gol, gol! Kafam yoruldu. Bir oraya bir buraya. Hadi hadi. Vallahi ter içinde kaldınız. Hasta olursunuz yavrularım. Hadi dinlenin biraz. Hadi çocuğum. Yo hayır anneciğim hayır. Haftaya şampiyonluk maçımız var. Üstelik yılın sporcusu ödülünü alacağım. Ya ben kardeşimin o mutlu gününde altın plak alacağım. Hepsi iyi de ya bunları babanız görürse ne cevap vereceksiniz? Biz her şeyi düşündük anne. Merak etme. Hı. Bak sana da gösterelim. Ne o? Aa. İşte böyle anneciğim, benim müzik dolabı kayboluyor, ortaya elektrik laboratuvarı çıkıyor. Allah Allah! Ha, sadece o mu çıkıyor? Sadece o mu çıkıyor? Bak bakalım anneciğim, daha neler çıkıyor? Civciv çıkıyor, kuş çıkıyor... Ondan sonra benim karede kimya laboratuvarı çıkıyor. Babam da bal gibi uyuyor. Şimdi anladın mı tatlı anneciğim? Hadi çocuklar, tekrar eski haline getirelim. Babamı da uyutmaya devam edelim. Bey! Baba... Maradona gol, Rossi gol, bir dakika! Rossi gol, baban dedi! Baban diyor sana! Bir dakika ya! Rossi gol, Maradona gol, gol! Baba! Hoppa! Yok! Wow! Ya, wow! Babam ya! Babam ya uyar! Uyar mı yar baba işte! Yazıklar olsun size be! Her şeyimi size emanet etmiştim. Oğullarım benim. Sen yukarı çık hanım. Hadi kızlar siz de dışarı. Heh.
Nasıl da inanmıştım size. Biriniz kimyager olacaktınız, biriniz de elektrik mühendisi. Okulu bitirince beni hiç çalıştırmayacak, fabrikanın başına geçecektiniz. Ne güzel hayallerdi onlar. Evlatlarım nasıl çalışkan, ne kadar namuslu diye övünüyordum sizlerle. Yazıklar olsun ikinize de. Baba... Baba deme artık bana! Defolun gidin bu evden. Sizin gibi çocuklarım yok artık benim. Defolun! Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Elini vermeyecek misin baba? Hayır. Benim sizin gibi çocuklarım yok artık. Evet, haklısınız baba. Belki sizi aldattık, belki yalan söyledik. Ama bunu kötü bir niyetle yapmadık. Bir gayemiz vardı. Kendi sevdiğimiz, istediğimiz işi yapmak istedik. Sizin istediğinizi değil. İşimizi seviyoruz. Göreceksiniz, başaracağız baba. O seçtiğiniz mesleklerden adam olunmaz. Siz öyle zannedin baba. Ama yanılıyorsunuz. Böyle konuştuğunuz için bir gün iki oğlunuzdan da özür dileyeceksiniz. Aşkımı anlattım sana, duymazsan
alkışlarınızla bugünlere, bu mevkiye getirdiğiniz eşsiz sanatçımız Gökhan Güney'in başarılarından ötürü bu altın plakları kendisine takdim ediyorum. Hani seyirciler, 1981-82 futbol sezonunun bu son maçında sezonun en başarılı futbolcusuyla beraberiz. Bu ünlü futbolcuya ödülünü yılın en başarılı ses sanatçısı olan ağabeyi Gökhan Güney veriyor. Evet, karşınızda yılın futbolcusu Kemal Güney, yılın şarkıcısı Gökhan Güney ve yılın en büyük kupası. Kapat o televizyonu! Neden? Kapat dedim sana, işte o kadar! Hayır, kapatma! Onlar senin evlatların değil mi? Hayır, benim onlar gibi evlatlarım yok! Onlar senin olduğu kadar benim de evlatlarım! Bu yersiz kararların ve inadın yüzünden senelerde çekmediğimiz kalmadı! Onları bir türlü sevmedim! Ne yaptılar ki benim sevgimi kazansınlar? Daha ne yapacaklar? Şuraya bak! Şu halkın sevgi tezahüratına bak! Onları bütün Türkiye seviyor. Ama sen sevmiyorsun. Onlarla iftihar etmen lazımken nefret ediyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evlatların hayatta muvaffak oldular. Çok muvaffak oldular. Ben onların anası olarak iftihar ediyorum. Ama sen onların bu başarısını kıskanıyorsun. Evet, kıskanıyorsun! Sonunda bana bunu da mı yapacaktın? Yazıklar olsun sana! Seninle bu evde artık bir dakika yaşayamam! Lanet olsun! Lanet olsun! Rica etsem Müdür Bey, şunu çıkarmama yardım eder misin? Maalesef beyefendi, onu size veremeyiz. Çünkü fabrikanın yeni sahipleri özellikle onun da kalmasını istediler. Yeni sahipleri mi? Neden isterler ki onu? Ne ilgileri var onunla? Bilmiyorum efendim. Kim bu fabrikanın yeni sahipleri? Kapıdalar efendim. Evet, biz baba. Oğullarım, canlarım. Size yaptıklarım için beni affedecek misiniz acaba? Oğullarım! O ne biçim laf baba? Asıl sen bizi affet. Koçlarım, yiğitlerim benim.
biliyorum. Bana dargınsın. Ama inan ki seni çok özledim. Söyle. Söyle. Beni affedeceksin değil mi? Böyle konuşma be. Hiçbir şey söyleme. Bırak da ben konuşayım. Sen gideli hayat çiçeksiz bir bahçe oldu benim için. Bütün günlerimi hep sizleri düşünmekle geçirdim. Sen gidince en çok ne istedim biliyor musun? Beni affetme. Söyle, beni affettin değil mi? O nasıl söz be? Affetme dedim. Sen benim bilecek miyim? Çocuklarımızın da babasısın. Canım karıcığım. Canım, canım. Hanım. Ha şimdi bir hamsili pilav olsa nasıl yenir o?